Sürekli bir heyecan, sürekli bir balık alacağım mı, gelecek mi, vuracak mı, ne vuracak, beni nasıl zorlayacak. Hep bunların heyecanıyla saatlerin nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Herkese günaydın arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir av günü daha beraberiz. Bugün hedef balık istavrit olacak. İstavrit için kendi hazır hale getirdiğim ufak bir çapari takımım var. Şöyle tek tek size açarak göstereceğim. Tüyler kas tüyü arkadaşlar. Bunun verimini gerçekten aldığım için bu şekilde devam ediyorum. Özellikle LRF avlarında neye dikkat edeceğiz? Bu çapari takımlarında fazla uzun yapmamaya özen göstereceğiz arkadaşlar. Çünkü genel olarak ortalama kamış boylarımızın kısa olmasından kaynaklı fazla uzun olmaması gerekiyor takımın. Şöyle takımı açtıktan sonra şu şekilde bir şöyle bir gerdirme yapın. Evet, ondan sonra şimdi avımıza rahatlıkla başlayabiliriz. Atın hafif bir inmesini bekleyin. Ondan sonra serin arkadaşlar. Hem uçtaki jiginize aksiyon verin, hem de tüylerin hareketlenmesini bekleyin. Of of of, hareketlere bak şunların. Hadi be koçum. Evet, vurdu, alamadım. Vurdu ve alamadık sayın seyirciler. Hadi devam. Yani balık var arkadaşlar da vuruşlar çok zayıf. Yani hayvan saldırmıyor. Yalnız ben o zaman şöyle yapacağım, şu jigi değiştireceğim. Biraz daha hafif olacak ama veriminden gayet emin olduğum bir jigdir arkadaşlar burada. İstavrit avlarında eğer ki jig kullanacaksanız jigin arkasında tüy olmasının her zaman artısı olur. Yani tüy dediğim asisteki
parlak şeritlerden bahsediyorum. Şunlardan yani. Ayrıca bu tarz istihbarat avlarına gittiğinizde de makinenizin, daha doğrusu kalamanızın çok sık olmamasına özen gösterin. Çünkü istihbaratın ağzı çok yumuşaktır, direkt yırtılabilir. Bundan dolayı kalamanızı şöyle bir tık açık bırakmakta fayda var. Bu ne ya, düşerken mi aldı, ne yaptı yo? Vallahi düşerken aldı herhalde. Yo, ne oldu ya? Anlamadım ki. Evet, şimdi aldım. Şimdi aldım. Gel bakalım koçum, gel. Gel 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 gel. Ama sen nasıl bir istavritsin ki ya? Sen nasıl bir istavritsin, gel. Maşallah sana, maşallah. Yalnız bu istavrit mi? Harbiden istavrit. Maşallah koçuma, maşallah. Maşallah. Gel koçum, düşmeden düşmeden sakin oldun. Sakin bir şekilde. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, istavritimizi gördük. Gerçekten güzel. Gerçekten çok güzel. Çaparının arkasında kullandığım jig Major Craft 7 gram. Bunlarda iki model var. Biri slim, biri tombul. Ben tombul modelini tercih ediyorum. Evet, inerken aldı ya. İnerken aldı, inerken. Api, hoppa. İnerken aldı ama kaçırdık. Şurada mıydın? Gel bakayım. Hadi bir daha atla. Hadi sen de eşek değilsin, atlamayacaksın değil mi? Yok, atlamayacağım belli. Bu arada istavrit avındaysanız arkadaşlar, çok fazla jiginize ya da işte şimdi çapari de olsa çok fazla aksiyon vermenize gerek yok. Normal düz sarım bile yapabilirsiniz aslında. Ama tabii her ihtimale karşı başka bir avcı balığında olma ihtimali düşündüğümüz için biz yine de ufaktan da olsa bir aksiyon veriyoruz. Düştüğü yeri görmüyorum ya.
Aldım bıraktı be. Evet, tekrar bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Hazırladığım çaprazların bir tık daha kısasını takacağım. Rigi bir tık daha ağırlaştırıp normal aksiyon vererek ağır yapacağım. Güneş kendini gösterdi. Çünkü yazılı Orkinos'tan da biraz umutluyum. Takımımız yine aslında aynı. Tek farkı biraz daha kısa olması. Şimdi ne yapacağız? Bir tık daha ağır bir jig takacağım. Sprat modelini takıyorum. 14 grama çıktık. Kısmetimizde ne varsa onu yaşayacağız. Ya nasip. Ya Allah. Abi bakın, duyuyor musunuz kalamayı? Jig ağırlaştığı için kalamanın ayarını da biraz mecburen sıkmanız gerekecek. Ya da sert aksiyonlar vermeyeceksiniz ağır jig kullandığınızda. Şurada çok güzel bir oynak var. Evet, aldım. Oradaki sürüdekilerden aldım arkadaşlar. Dediğim yerden aldım. Yalnız kalamayı biraz açmam gerek aslında. Evet. Açmamızda fayda var. Açmamızda fayda var. Tamam, bu koçum açtım. Kalamayı da açtım sana. Daha ne yapayım? Ama sen çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Jig'e gelmiş arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Evet, aldı bıraktı be. Yine aldı bıraktı.
Ah be. Şu an demek ki abi bir sürünün halen orada olduğunu anlıyoruz. O demin sana söylediğim sürü geri geçti bu tarafa. Evet, aldım oğlum seni, gel. Gel. Of. Of, 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 of. Yalnız çok hareketlisiniz. Son anda elime girmesinden kurtardım ama. Evet. Arkadaşlarının yanına gönderiyoruz seni. Evet, aldım. Aldım. Hadi gel bakalım, gel. Gel. Gel de inşallah. Hop be. Düşürdük be. Evet, aldık. Aldık. Çok da güzel aldık. Çok da güzel aldık. Sakin ol, sen benimsin koç. Ama demek ki denizinmişsin. İstavrit gerçekten suyun üzerine çıktıktan sonra baş etmesi zor bir hayvan. Çok hareketli arkadaşlar. Oldukça kısa sürede hamle yapıp elinize almanız gerekiyor. Tabii kullandığımız takım çaper olduğu için biraz ben dikkat etmeye çalışıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Elimize dolaşsın istemeyiz tabii. Dikkat etmekte, temkinli davranmakta her zaman fayda var. Bir tane balığı alacağım diye
gününü zehir etmenin bir anlamı yok. Bakın kolumda ne var arkadaşlar. Güzel bir nazar. Bizim nazarlığımız olsun bu Uğur Hoca'ya.